rehin silgisi bir yanlışı düzeltti. Mehmet Çeker. Hata insana mahsus. Çocuk A yazacağına B yazmışsa öğretmen gördüğünde düzeltmesini söyler. Silgi bu işe yarar. Silinir, doğrusu yazılır. Bazen büyükler de hata yapar. Cami yazılması gerekirken müze yazılırsa vakti gelince düzeltilir. Ayasofya'nın da durumu budur. Savaştan yeni çıkmış, güçsüz durumdayken örtülü baskılar yüzünden alınan yanlış kararlar vakti gelince değiştirilir. Telaşa patırtıya gerek yok. Önce bir düzeltme yapalım. Ayasofya ibadete açıldı cümlesi tam olarak doğru değil. Doğru olan şudur. Ayasofya tekrar ibadete açıldı. Eskiden olduğu gibi. Dünyadan gelen tepkilerin tek tip olmadığını görüyoruz ülke yöneticilerinin hepsi ABD ve Yunanistan kafasında bakmıyor meseleye. Türkiye'nin iç işleri olduğunu söyleyenler de var. Biz de zaten öyle olduğu için bu kararı aldık geç de olsa. Atina'daki veya Vatikan'daki bir tarihi eserden bahsetmiyoruz. Kendi ülkemizde, kendi şehrimizdeki bir bina üzerindeki tasarrufumuzu kullanıyoruz. Geç kalma konusuna da fazla kafa takmayalım. 86 yıllık bir parantez milletlerin tarihinde ufacık bir noktadır. ABD hayal kırıklığına uğramış. Öyle açıklama yaptılar. Hayalleri neydi ki? Ayasofya üzerinde ne tür hayallere sahiptiler? Keşke bunu da açıklasaydılar. Papa da konuştu. Acı çekiyormuş aynı sebeple. Geçer be, alışılır zamanla. Ayasofya'nın ibadeti açılması için hayatı boyunca mücadele edenlerin çoğu bugüne yetişemedi. Necip Fazıl bugünü göremedi. Osman Yüksel Serden geçti, said Nursi, Ayasofya'da imam olmayı arzu eden Hüseyin Nihal Atsız da. Onlar kadar bu sevdaya bağlı olan 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Canbaz da göremedi. Sultanahmet Camii minaresinde bütün gece bekleyip sabaha kadar fotoğraf çekmişti. Çalışma yapacağı her cami için diyanetten izin alırdı rahmetli. Orası için de gerekli izni almış, minareye çıkmış, görevliye sen kapıyı ört ah, ben sabaha kadar buradayım demişti. Sabaha kadar orada o muhteşem eseri seyrederek binlerce fotoğraf çekmiş, dua etmişti. Artık bütün duaların kabul olduğunu biliyoruz. Şimdi gün sayıyoruz. 15'ten başladık. 14, 13, 12 derken geldik bugüne. Günler ne kadar ağır geçermiş meğer. 24 Temmuz günü cuma namazıyla açılış yapılacak. O gün orada buluşacağız. Orada bulunamayanlar üzülecek. Gidebilenler torunlarına oradaydım diye anlatacak. Nasıl bir kalabalık olacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz. Belki Ayasofya ile Sultanahmet birleşecek. Az ötede Biblo gibi duran Firuza Camii de var. O kalabalığı bir bütün olarak mı düşüneceğiz? Her cami ayrı mı olacak? Karışıklık nasıl önlenecek? Her nasıl olursa olsun bir çözüm bulunur. Esas mesele şu ki artık egemenliğimizden emin olabiliriz gerçekten bağımsız bir ülke olduğumuzu, kendi topraklarımıza sahip çıkacak güce sahip olduğumuzu gördük ve cümle aleme gösterdik. Falanca ne der, filanca nasıl davranır düşüncesinden kurtulmanın güzelliği bir başka şükürler olsun. Nihayet dergi sundu Mehmet Çeker.